Getiriyorum. Ay hani beni istemeye gelmiştiniz ya, aynı o zamanki gibi bir kahve yaptım, köpüklü köpüklü. Gel de hadi karşılıklı içelim canım. Ya pekmezim. Ya bu koltuğun süngerleri çok şey oldu. Yaylara batıyor vallahi. Çok deforme olmuş. Saçmalama manidar. Kaslı kaslı yaylar işte. Beğenemedin mi? Hayalet. Fikirim hayalet. Saçmalama manidar. Saçmalama. Benim görmüyor musun? Peker pekmez. Ay pekmezim. Aklını mı alacaksın benim? Ne yapıyorsun? Yüksek kamuflaj tekniklerini deniyorum bir polis memuru olarak manidar. Anlayamadın mı? Yani illa bir mobilyayla bütünleşip kamuflaj yapman gerekiyorsa... ...ikiz yatağımızda bütünleşip kamufle olabilirsin değil mi canım, romantik romantik? Ha? Karıcığım, peker pekmez bir bakmışın bugün koltuk kılığında... ...yarın çaydanlığın içinde. Ay aman gözünü seveyim, çaydanlığın içinden çıkma lütfen. Korkudan lön giderek ölürüm, dul kalırsa söylemedi deme canım. Ya manyak mıyım ben, çaydanlığın içine gireyim, her bir yerim yansın. Ayrıca bu halimle ben çaydanlığın içine nasıl girerim? Girsem girsem semaverin içine girerim. Ha, girme sen girme, lütfen otur oturduğun yerde pekmezim. Neyse, komiser peker pekmez görev başına. Bakalım Azeri kız geldi mi, gelmedi mi? Aa, ne diye pek bizim? Oturur musun şöyle? Sapık diyecekler vallahi, sürekli kapıdasın. Niye sapık desinler ya? Benim anlamadığım şey, evlenen bir adam karısını gerdeğe girmeden önce... ...yani memlekete gönderir mi manidar? Tamam ama hatırlarsan gerdeğe girdikten 10 dakika sonra... ...sen de işe gitmem lazım diye tutturmuştun. Ne yapsaydım canım? Yani gelen telsiz anonsuna kayıtsız mı kalsaydım? Kalmasaydın da... Telsizi yanına almayabilirdin pekala değil mi? Hadi. Manidar. O zaman polis kolejinden yeni mezun olmuştum. Telsize meraklıydım ya. Biliyorum çok meraklıydın. Ne zaman seni seviyorum canım desem anlaşıldı tamam diye cevap veriyordun. Anlaşıldı tamam. Şimdi bari yapma.